İngiltere Premier Ligi 7. hafta karşılaşmasında Bolton Wanderers evinde Chelsea'yi konuk edecek. Bolton Wanderers bu sezona geçen sene bıraktığı gibi başladı. Çok kötü başladı. Arda arda yenilgilerle başladı. İlk maçını kazanmıştı. Ondan sonra 5 maç üst üste yenilerek dibe oturdu. 3 puanı var 20. sırada. Chelsea ise 3. sırada 13 puanla. Sadece ezeli rakibi, şampiyonluktaki en büyük rakibi Manchester United'a yenildiler. Ve de Stoke City'den de beraberlikle dönmüşlerdi ilk hafta. Geçen hafta Swansea ile oynadılar. Ligin yeni takımı evlerinde maçı 4-1 kazandılar. Fakat tabii Swansea'nin ikinci yarıda 2-1 yakalamasından sonraki bir rahatsız bir dönem var işin açıkçası. Ve 10 kişi oynadı Chelsea. Torres'le ilgili birkaç notu ileteceğiz ama bu maçta da gol yedikten sonra son 10 maçın 9'unda Chelsea kalesinde gol görmüş oldu. Kazandı veya yenildiği maçlardan bahsediyoruz. Torres'in golüyle açıldı maç. Swansea karşısında geçen hafta da Manchester United karşısında çok güzel bir gol atıp takımını ümitlendirmiş. Ondan sonra kaleciyi geçip topu boş kale yerine dışarıya atmıştı Torres. Bu hafta da önce golle ve çok da güzel bir golle başladı. Daha sonra biraz da rakibinin topu tam kontrol edememesinden kaynaklanan pozisyonda çift daldı rakibine ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Takımını ikinci yarı 10 kişi oynattı. Fakat daha sonra uzun süredir takımda olmayan Drogba'nın da sonra girdiği maçta, onun da bir gol bulduğu maçta Ramirez'in de iki golüyle karşılaşmadan rakip de Swansea olduğu için 4-1 galip ayrıldılar. Şampiyonlar Ligi'nde Valencia deplasmanında öndelerdi. Son anda Boas bir değişiklik yaptı. Kalu'yu aldı. Kalu da bir penaltıya sebebiyet verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bolton Chelsea arasındaki 19 maçın 14'ünü Chelsea kazanmış. Bolton sadece bir kez yenebildi Chelsea'yi şimdiye kadar. 4 maç berabere. Bu maçlarda Chelsea'nin attığı gol ortalaması 2.2 her maç Bolton'a. Geçen sezon buradaki maçı Chelsea 4-0'la geçmişti. Londra'daki maçı da 1-0 kazanmıştı. Geçen sene gol yemeden kazandı. Son 6 maçta beraberlik çıkmıyor. Ve tabii bir başka ilginç not bu deplasmanla ilgili. Chelsea 8 maçtır Bolton deplasmanında gol yemeden galip geliyor. Berabere bile kalmadı. En son beraberlik 2002'de geldi Bolton deplasmanında Chelsea için. Dolayısıyla Chelsea için güzel bir stat burası. Özellikle de bu sezonlar içinde Bolton'un çok formda olduğu dönemler de olduğunu hatırlayalım. Ve Bolton'un şu andaki formuna da bakınca Chelsea için kolay bir maçmış gibi gözüküyor. Bolton Wanderers geçen hafta Londra'daydı. Arsenal karşısında 3-0 yenilmekten kurtulamadılar. Son 3 maçta dediğimiz gibi 11 gol yediler ve sadece 1 gol atabildiler. Arsenal karşısında aslında ilk yarıyı berabere kapatmışlardı ama ikinci yarı Witter'ın atılmasından sonra özellikle 1-0 yeniklerdi. Ondan sonra maçı bir daha geri almamak üzere Arsenal'a teslim ettiler. Arsenal da 2 gol daha buldu. Van Persie 100. Golünü attı Arsenal adına Bolton'a ve oradan hüsranla döndüler. Bu karşılaşmada Chelsea hem kadrosu hem de yavaş yavaş oturan oyun sistemiyle Bolton karşısında favori. Dolayısıyla geçmişe de baktığımız zaman çok rahatlıkla 2 oynamanızı öneririm. Aynı zamanda üst de bence banko oyunlardan bir tanesi bu maç için. Baba Torik.